Canlarım selam. TYT Matematik Full Tekrar'da geldik bugün tamı tamına 13. gününe. Bugün denklem çözmeyi bitireceğiz arkadaşlar ve problem öncesindeki son konumuzdu. Denklem çözmeden sonra problemler full tekrara yardıracağız. Her gün bir problemi bitireceğiz. Bir gün sayı kesir, bir gün yaş, bir gün yüzde kar zarar, bir gün işçi, bir gün karışım, bir gün hareket, bir gün Tablo grafik bütün problemleri bitireceğiz ama önce sağlam bir şekilde denklem çözmeyi bitireceğiz. Denklem çözme yani söylememe gerek yok. TET'nin her yerinde, AYT'nin her yerinde, matematiğin her yerinde ihtiyacımız olan bir şey. Ve denklem çözme oran orantı konularıyla beraber benzer şey oran orantıda da söylemiştim. Problem tipi sorularda da karşımıza çok fazla çıkıyor. Yani bir soru denklem çözme sorusuysa ve TYT'de çıkmışsa bir yeni nesil soruysa o soru problemlerin içine de katılabiliyor. Katılmaya da biliyor. İlk 10 sorunun içinde de çıkabiliyor. Çıkmaya da biliyor. Yani denklem çözme ve oran orantı problemlerin böyle kıyısında olan konulardır. Probleme böyle göz kırpan konulardır. O yüzden önemli olduğunu söylemek isterim. Şimdi TYT Matematik Full Tekrar video ders kitabımızdan şöyle bakalım hemen sayfa kaçı yapacağız sizlerle beraber. Arkadaşlar artık 90'lı sayfalara yavaş yavaş geliyoruz. Sayfa 83. Sayfa 83-84'ü bugün yapacağım. 85-86 ve 87. 85-86 ve 87'yi de bugünün ikinci videosunda yapacağım. Ve arkadaşlar denklem çözmeye bitireceğiz. 88. Say sayfa itibariyle sayı problemlerine giriş yapacağız diyorum. Ve hazırsanız denklem çözme birinci video. TET Matematik full tekrar başlıyor. Evet arkadaşlar denklem çözmede çok fazla size vereceğim bir not yok. Birkaç tane özelliğim var. Özelliklerden bir tanesine değinecek olursam şöyle yakınlaşayım. Denklem çözümlerinde genel anlamda bilinmeyen yalnız bırakılır. Bilinmeyen yalnız bırakarak işlem yapılır. Denklemi sağlayan değerlere denklemin kökü veya kökü veya çözümü adı verilir. İşte denklemin kökü denklemi sağlayan değer adını alır arkadaşlar. Denklemin kökü denklemi sağlar. Yani denklemin kökünü denklemde yerine yazabiliriz. Eğer böyle bir şey verilirse mutlaka yerine yazmamız gerekir. Çözüm kümesindeki bir eleman paydayı, paydayı, paydayı sıfır yaparsa yani bu rasyonel bir denklem diyelim ve e, çözüm dediğimiz, kök dediğimiz ifadelerden bir tanesi o rasyonel ifadenin paydasını sıfır yapıyor. O zaman o çözüm kümesine mutlak suretle alınmaz çözüm kümesinden atılır. Bir denklemi çözülür, bir denklem çözülürken sadeleşen ifadeler varsa sadeleşen ifadenin sıfır olma durumunda kök gelebilir arkadaşlar. Yani örnek vermek gerekirse x artı 2 çarpı bir şeyler eşittir. x artı 2 çarpı bir şeyler de. Bunları sadeleştirdiğiniz zaman bu denklemi sağlayan değerlerden birinin x eşittir eksi 2 olduğunu unutmayın. Çünkü her iki tarafta da sadeleşti. Eksi 2'yi yerine yazsaydınız sadeleşmeden önce 0 eşittir 0 çıkardı ve denklem sağlanırdı. Denklemi sağlayan ifade denklemin kökü olduğu için bunu çözüm kümesine almanız gerektiğini unutmayın. Sadeleştirme yaparken bunu düşünün. AX artı b eşittir sıfır denkleminde eğer A da sıfır, b de sıfırsa denklem tüm tüm değerler için sağlanır yani denklemin çözüm kümesi tüm reel sayılardır çünkü A yerine sıfır yaz, sıfır, b yerine sıfır yaz, sıfır, sıfır artı sıfırdan sıfır eşittir sıfırı sağlar yani sen A yerine sıfır, b yerine sıfır yazdıktan sonra bu x yerine x bilinmeyenimiz ya 1 bir de yazsan sağlar, 2 de yazsan sağlar, kök 3 de yazsan sağlar, ne yazarsan yaz sağlar, sağlamak zorundadır. A eşittir 0 olursa ama B sıfırdan farklı olursa o zaman 0 artı sıfırdan farklı bir sayı B eşittir 0 olur. Buradan B eşittir 0 çelişkisi çıkar. Halbuki B 0 değildi ama b 0 eşit bulduk. Yani denkleme sağlayan çözüm yoktur. Çözüm yoktur. Yani bu denklemin çözüm kümesi boş kümedir arkadaşlar. Tamam mı? Herhangi bir çözümü bulunamaz. Şimdi denklem sistemleri önemlidir. Ax artı by eşittir c, dx artı ey eşittir f denklem sisteminde eğer bütün katsayılar orantılıysa yani mesela 2x artı 4y eşittir 10. Burada da 4x artı 8y eşittir 20. Bak bütün katsayıları sayıları 2 katına çıkarttım. 2 bölü 4, 4 bölü 8, 10 bölü 20. Hepsi birbirine eşit oldu. Eğer böyle olursa arkadaşlar bakın böyle olursa yukarıyı eksi 2 ile çarpıp taraf tarafa topladığınız zaman 4x eksi 4 xten 0. 8x eksi 8 yden 0. 20 eksi 20'den 0. 0 eşittir 0 çıkar. Yani çözüm kümesi çözüm kümesi. Ha zaten yazıyorum şu karda çözüm kümesi. Eğer böyleyse çözüm kümesi tüm reel sayılardır. Her şey bunu sağlar. Ama dikkat ederseniz eğer böyleyse yine hani 2x eşit 2x'e 4x 4y'ye 8y ise ama burada 10'a 21 ise atıyorum. Yani Oradaki oran C bölü F'de yani sabitlerde sağlanmıyorsa o zaman burayı eksi 2 ile çarptığım zaman 0 0 bu sol taraf 0 çıkar ama sağ taraf 21 eksi 20'den 1 çıkar. 0 eşit değildir 1'e o zaman bunun çözüm kümesi de nedir arkadaşlar? Boş kümedir. Eğer bunlar birbirine eşit de bu farklıysa çözüm kümesi boş kümedir. A bölü D eşittir. B bölü E ise arkadaşlar farklıdır B bölü E ise. Yani 2x artı 4y eşittir 10 bu oranlarda birbirinden farklı. Örneğin 3x artı 5y eşittir. Bu istediğiniz her şey olabilir. 10 da olabilir, 15 de olabilir, 20 de olabilir. Eğer böyleyse arkadaşlar çözüm kümesi tek elemanlıdır. Bu denklemi çözdüğünüz zaman bir tane x bulursunuz, bir tane y bulursunuz. Hiçbir şey, hiçbir şey götürmez. Yani çözüm kümesi tek elemanlı bir kümeden oluşur. Tamam mı? Bunu da unutmayalım. Aklımızın bir köşesinde bulunsun sevgili canlarım. Şimdi Sorularla daha net bir şekilde, güzel bir şekilde anlayacaksınız zaten. Adam bir denklem vermiş. X kaçtır diyor. Ben bunlarda hemen payda eşitleme yapıyorum. Ya da payda sadeleştirme de diyebilirsiniz. Payda eşit diyebiliriz. Daha güzel olur. Bunu 2 ile genişletiyorum. Aynı şekilde bunu da 2 ile genişletiyorum. 2 ile genişlettiğim zaman 2x eksi 4. Onu yukarıdakini hiçbir şeyle genişletmedim. X artı 1. Paydasında ne var artık? 10 var. Güzel. Eşittir. Bunu 2 ile genişlettim. Yukarısı ne oldu? 2x artı 2. Bunun paydasında ne var? Bunun paydasında da 10 var. E ne oldu şimdi? Bu 10'lar birbirini götürdü. Bu 10'la bu 10 birbirini götürdü. 2x, x daha 3x yaptı. 3x eksi 3 eşit olmalıdır. 2x artı 2y. Bu buraya, bu buraya geçerse x eşittir. Kaç yapar? 5. X'imiz kaçmış arkadaşlar? 5'miş. Bize de zaten x soruyordu. Cevabımız d şıkkı olacak. İkinci örnek. Denklemini sağlayan x değeri kaçtır diye soruyor. Bunlarda da şöyle düşünüyorum ben. 2'ye ne eklersem 2'ye kutu eklediğim zaman 4 oluyor. Demek ki bu kutunun 2 olması lazım. Şimdi onu bir şeye böldüğüm zaman şimdi bu kutunun yani bu ifadenin 2 olması gerektiğini anladınız. Şimdi onu kutuya böldüğüm zaman 2 çıkması lazım. O zaman bu kutunun 5 olması lazım. Buranın 5 olması gerektiğini de anladınız. 8'den bir kutu çıkarttığım zaman Sonucun 5 olması gerekiyor. O zaman bu kutunun 3 olması lazım. O zaman x artı 2 bölü x eşit olmuş 3'e. İçler dışlar yaparsak 3x eşittir x artı 2'ye. Buradan 2x eşittir 2'ye. <laughs> x eşittir 1'e. x 1'e eşitmiş zaten soruda bize x'i soruyordu. 1'i işaretledik. Şimdi <laughs> bunlar önemli. Bunları çözerken ne yapıyorduk? Arkadaşlar herhangi bir tanesini yok etmeye çalışıyorduk. 2x 3x eksi 3y eksi 2y. Ben eksi yok edeceğim mesela. Burayı eksi 2 ile çarpıyorum. Eksi 6x. Burayı da artı 3 ile çarpıyorum. Artı 6x. Sonra taraf tarafa topluyorum. Bu x'ler gidiyor artık. Eksi 9y eksi 9 tane y eksi artı 4y yaptı. Artı 4 tane y. Eşittir. 1. Buradan da eksi 8 geliyor. 1 eksi 8'den ne geldi? Eksi 7 geldi. E Buradan eksi kaç olur burası? Ee, yok eksi 7 gelmez oradan çok pardon eksi 7 gelmez buradan artı 3 gelir. E, gelir. gelir buradan eksi 8 gelir eksi 5 gelir buradan eksi 5 eksi 5 tane y eşit olmalı eksi 5'e buradan da y eşit olmalı 1'e y 1'miş arkadaşlar herhangi bir denklemde ya üsttekinde ya alttakinde y ye yerine 1 yazarsanız 2x y ye yerine 1 yazdığım zaman eksi 3 eşittir 1'e Buradan karşıya atarsam 2 x eşittir 4'e. Buradan da x eşittir 2'ye. Şimdi y 1'miş x 2'ymiş. O zaman x y ikilisi 2 virgül 1 olacak. Doğru cevabımız c şıkkıdır. Tamam. Geldim buraya. Bak şimdi. 7 bölü a eksi 1 artı 4 bölü b eksi 1. Burada da 8 bölü b eksi 1 eksi 21 bölü a eksi 1. Aslında farkındaysanız bu 21 bölü eksi 21 bölü a eksi 1 7 bölü a eksi 1'in 3 katı. O zaman ben burayı 3 ile çarpıp taraf tarafa toplama yaptığım anda 21 bölü a eksi 1 ile eksi 21 bölü a eksi 1 birbirini götürür. 4 kere 3'ten 12 tane b eksi 1. 12 tane b eksi 1. E, artı 8 tane b eksi 1. E, neye eşit olacaktır? Burası 3. 3 kere 3 9 bir daha buradan 10'a eşit olacaktır. Buradan 20 bölü b eksi 1 eşit olmalıdır 10'a. Bunlar sadeleşirse içler dışlardan b eksi 1 eşit olmalı 2'ye b eşit olmalı 3'e. Herhangi bir denklemde b yerine 3 yazarsam şurada yazayım. 7 bölü A eksi 1. B yerine 3 yazdım. 3 eksi 1'den 2. 4 bölü 2'den 2. Artı 2 eşit olmalıdır. 3'e. Karşı tarafa atarsam 7 bölü A eksi 1 eşit olmalıdır. 1'e. İçler dışlar yaptım. A eksi 1 eşit olmalıdır. 7'ye. Eksi 1'i karşı tarafa attım. A eşit olmalı. 8'e. Şimdi bunlar rasyonel olduğu için şeye dikkat edin. A eşittir 8 paydayı 0 yapıyor mu herhangi bir tanesini? Hayır yapmıyor. O zaman rahatız. A eşittir 8 cevabımız da değişik. Rasyonel ifadelerde paydayı 0 yapıp yapmamı durumu önemli. Şimdi örnek 5. Denkleminin çözüm kümesi sonsuz elemanlı olduğuna göre. Hatırlıyorsanız sonsuz elemanda ne oluyordu? ax artı b eşittir 0 ifadesinde hem x'in katsayısı 0'a eşit oluyordu hem de sabit 0'a eşit oluyordu. O zaman bunların hepsini bir yerde toplayalım. Bunu buraya, bunu buraya atalım. Bu tarafın 0 olmasını sağlayalım. Şimdi içeri dağıtırsam 2x 6 artı 1 eksi ax artı 5 eşittir 0. Şimdi bak burada 2x var. Burada eksi ax var. X parantezinde 2 eksi a gelir. Eksi 5 burası. Eksi 5. Artı 5 de burası zaten gidiyor. Artı 0 eşittir 0'a. O zaman zaten b dediğim şey 0 çıktı. A yani x'in katsayısı yani şurası da 0 çıkmalı. E o zaman 2 eksi a'nın 0 olması gerekir. Buradan da a'nın 2 yapması gerekiyor. Dolayısıyla cevabımız e şıkkı olacak. Sonsuz çözümde mevzumuz böyleydi. Geldim buraya. X ve Y değişken X ve Y değişkenine bağlı bir denklem vermiş bize. Verilen denklem her X ve Y reel sayısı için sağlandığına göre A çarpı B kaçtır? Bu sefer iki değişkenli olduğu için hem X'lerin hem de Y'lerin katsayıları hem de sabit katsayılar sıfır olacak. Her şeyi sıfır yapacağız. Şimdi bak. AX burada var. Eksi BX burada var. 7X de burada var. Yani X parantezinde A eksi B artı 7 var burada. Tamam mı? Artı Y parantezinde 3A var. 3 tane A. Y parantezinde artı bir tane B var. Y parantezinde bir de artı 5 var. Bunun da eşittir sıfır olduğunu biliyoruz. Bunun her x için sağlanması için x'in ve y'nin kat sayılarının sıfır olması gerekir ki x y ve y yerine ne yazarsak yazalım sıfır onu yutsun ve sıfır eşittir sıfır çıksın. O zaman A eksi B artı 7'nin bir 0'a eşit olması lazım. Bir de 3 tane A artı B artı 5'in sıfıra eşit olması lazım. Şimdi ben bunları taraf tarafa topluyorum. Bunları taraf tarafa topladığım zaman 3A 1A daha 4 tane A. Artı 12 karşı tarafa eksi 12 diye geçer. 3A eksi 12 B'ler gitti artı B eksi B'den. Buradan B A, pardon A eşittir ne gelir? Eksi 3. A'mız eksi 3 çıkar. A yerine herhangi bir denklemde eksi 3 yazarsam eksi 3 eksi B artı 7 eşittir sıfırdan. 7 eksi 3 4. E, B'yi de bu tarafa atarsam B'de 4 çıkar. Bize a çarpı b soruyor. Bunları çarparsak cevabımız eksi 12 yani a şıkkı olarak bulunacaktır. Geldim buraya. Örnek 7. a, b ve c gerçel sayıları için bazı eşitlikler vermiş. Buna göre a çarpı b artı c ifadesinin sonucu kaçtır diye soruyor bize. Şimdi ne yapabiliriz? Bir bakalım beraber değerlendirelim isterseniz. Ee, ikili i̇kili ikili çözülebilir mi? Bence çözülebilir. Bakın bu ikisinden önce a'yı yok ederiz aşağıyı ayrı yukarıyı çarpalım daha iyi olur. Hem pozitif çıkar. Eksiyle çarptım. A ile eksi A sonra topladım. A ile eksi A birbirini götürdü. C eksi B'yi eksiyle ile çarptığım için artı B. O zaman buradan B artı C geldi. 14'ten 8 çıktı zaman da 6 geldi. E, altına da B eksi 2 c yazalım. Bu da 6'ya eşit. E o zaman şöyle yapalım. Aşağıyı eksiyle çarpıp toplayalım. Eksiyle çarpınca eksi b artı b gitti. Artı 2c 1c daha 3c geldi eşittir. 6'dan 6 çıkınca da 0 oldu. Buradan C eşittir 0 geldi. C 0 ise buraya 0 yazarsam C yerine B 6 gelir. B 6. B yerine 6 yazarsam şurada 6 yazdım. A eksi 6 eşittir 8'den karşı tarafa attığım zaman A da 14 gelir. O zaman A 14, B 6, C de 0'mış. A çarpı B yani 6 çarpı 14'ten 84 artı C. Yani artı 0'dan cevabımız 84 yani C şıkkı olarak bulunmuş olacak arkadaşlar. Yani zaten TYT'nin yeni nesil sorularının içerisinde de ancak bu kadar denklem bilgisi istiyor sizden. X bilinmeyen, a ve b reel sayılar olmak üzere e, veriliyor. Buna göre denklemin çözümü, Ha, a eşittir 4 için. Bak şimdi, buralarda denklemin çözüm kümesinin boş küme mi, reel sayılar mı, bir elemanlı mı, tek elemanlı mı? Bunu anlayabilmek için ax artı b eşit 0 formatına getirmemiz lazım. İçeri dağıtalım. Ax eksi 3a eksi x eksi 3x eksi b eşit 0. Şimdi x parantezini alırsam a var. x'in önünde bak burası eksi 4x yapıyor değil mi? Yani a eksi 4 x parantezinde. Sonra sabit olarak bir eksi 3a var. Bir de eksi b var. Eşittir 0'a. Şimdi a eşittir 4 için denklemin çözüm kümesi boş kümedir. Şimdi a yerine 4 yazarsak arkadaşlar o zaman burası sıfır olur. Ama buranın da sıfır olması lazım çözüm kümesinin boş küme olma. E, buranın da sıfır olmaması lazım özür dilerim çözüm kümesinin boş küme olması için. Hatırlıyorsanız burası sıfır olacak. Burası sıfır olmayacak. Şimdi a yerine 4 yazarsam burada eksi 12 eksi b yapar. E, b'nin 12 olduğu durum var. B'nin 12'den farklı olup olmadığını vermemiş ki. Dolayısıyla a eşittir 4 için ve b eşittir b farklıdır 12 için çözüm kümesi boş kümedir demesi gerekiyordu. Bu doğru değil. b artı 3 a eşittir 0 için denklemin çözüm kümesi reel sayılardır. Şimdi B artı 3A yani şurası eksi parantezinde B artı 3A ya. Bunu sıfır yaptığı zaman bu, bu katsayı sıfır oluyor. Eyvallah. Ama ya burası? Buranın da e, ne olduğu belli değil. O zaman bu da olmaz. Şimdi diyor ki A farklı 4 için denklemin çözüm kümesi bir elemandır. Evet. Buraya 4'ten farklı bir şey alırsanız burada illaki x'li bir de değer gelir mesela 3x gibi 5x gibi yan tarafın öne, yan taraf önemini yitirir. Çünkü yan taraf 0 olursa x 0 gelir. 0'dan farklı olursa bu da 0'dan farklı bir sayı gelir. Her türlü farklı bir eleman. Yani tek bir eleman gelir x'in değerlerine göre. Dolayısıyla bu doğrudur. Cevabımız yalnız 3 yani C şıkkı olacaktır. A bitmiş. Evet canlarım. Aa yok. Aa evet bitmiş. Bu sayfayı niye almışız? Bu sayfa bir sonraki derste başlayacak arkadaşlar. Dokuzuncu sorudan itibaren e, denklem çözmenin ikinci videosunda sizlerle olacağım. Tamam mı? Bu sefer böyle biraz yeni nesile ağırlık vereceğiz. Çok sağlam sorular çözeceğiz. Onu söyleyeyim. Çok güzel sorular çözeceğiz. Tam sınav ayarı sorular çözeceğiz. Oran orantı gibi. Hani denklem çözmene sınavda karşımıza çıkacak soru tiplerini görmüş olacağız. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bugünün ikinci videosunu ihmal etmeyin. Kendinize ihmal etmeyin. Beni de ihmal etmeyin. Yorumlara yazın. Tamam mı? Görüşürüz.